Merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir kahve makinesi açılışıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bu evde illa bir kahve makinesi olacaktı. Daha önce bir shorts, kısa video atmıştık. İlk aldığımız kahve makinesiyle alakalı. Markası neydi onun? Karaca. Karaca'nın bir aynı makinesini marka almıştık. Yine mi Karaca? Evet. Allah seni bildiğin yapsın ama. O makinenin süt köpürtücüsünü çalıştıramadık ve çalışmıyormuş zaten. Bozukmuş. Videonun yorumlarında da herkes aynı soruyu soruyordu ve herkes aynı dertten muzdarip uşandığımız kadarıyla. Ama haksızlık etmeyelim. Ne görmüştük? Karaca'nın kendisinden alanlarda bir sıkıntı yok. Aynen. Başka satıcıdan almışız biz. İnternet üzerindeki başka satıcılardan alanlarda hep süt köpürtücüsünde bir sorun. Sadece süt köpürtücüsü değil. Genel olarak problemli. İşte akıtıyor, yok tankında şu var, bu var falan. Peki biz neden dönüp dolaşıp yine Karaca aldık hanımefendi? Çünkü böyle bir makine yok piyasada. Yani bu yeni çıktı. O da yeni çıkmıştı alırken. Hayır, şu açıdan. Küçük bir makine, hem kapsüllü hem çekirdek kahve kullanılıyor. Ayrıca süt köpürtücüsü var. Ne dedin? Hem kapsüllü hem çekirdek kahve kullanılabiliyor. Süt bir de diğer aldığımızdan, yani iade ettiğimiz fiyattan bile daha uygun. Güzel. Hayırlısı, inşallah hangisi noktada yaşamamak dünyasında. Yaşarsak da iade edeceğim, hayır, yapacak bir şey. Bu sefer normal çalışan makineyse kimse zaten nasıl çalışıyor diye sormaz yorumlarda. Yok, yine aynı minvalde bir makine da. Bayağı yeni. Altıncı alan biz de olduk yani. Öyle. Kaçıncı alan? Altıncı. Kaç paraydı sorması ayıp? 3.999. Allah bizi affetsin. Devam. Efendim, adı neymiş? CM81B1MD. Espresso makinesi. Direkt kutunun en üstünde şöyle bir arkadaşımız var. Bunu tanımlar mısınız bize? O şey, kapsül korta filtresi işte. Oraya kapsül girecek. Hem kapsül için dedin hem de normal dedin ama normalini nereye koyacaksın? Normalinin ayrıdır. Bakalım. Şöyle kaldıralım. Evet, burada bir... Temper. Ne? Temper. Temper varmış. Ben de söyleyeyim. Tam diğer korta filtresi işte. Ve sonunda baş kahramanı ortaya çıkartma vakti. Böyle bir şey mi arıyordun? Evet, onu arıyordum. Al, buyur bakalım. Evet, şunu da. Buradan bir şeyler daha dökülecek diye. Hazır mısın? Evet, buyurun. Buyurun Melek Hanım. Allah! Elektrik çarptı. Makinemiz bu. Burayı anlatır mısınız Melek Hanım? Bu üst tarafının amacı nedir? Oraya bardak koyuyorsun, bardağı sıcak tutuyor. Çok kahve güzel. Kahve pişene kadar. Burada süt köpürtücümüz var. Geçen sefer hiçbir şekilde çalıştıramadığımız. Bozuktu çünkü. Bu. Şurası da su haznesi. Su tankı. Hazırız o zaman. Deneyelim. Bir... Hazırlık aşamasında Melek Hanım hemen bir eksi verdi. Bu eksi de şuradaki bardak tepsisinin. Sadece espresso bardak. Ne deniyor? Espresso. Espresso mu? Espresso bardaklarına göre yapılmış olması. Bizim standart IKEA bardaklarımızdan iki tanesi buraya oturmadı yani maalesef. Latte ya da cappuccino için yapılacak olan bardaklar sığmıyor. Ancak espresso. Evet, yani bu bunun içinmiş. Tamam. Aynen. Bismillah diyoruz, başlatıyoruz. Burada şöyle bir sıkıntı var. Tuşu görebilmek için biraz detaylı bakmamız gerekti ama alıştıktan sonra çok da sıkıntı olmayacaktır. Tamam, buldum ama. Şimdi zaten açıldıktan sonra diğerleri belirginleşiyor. Yere alışınca sorun olmayacak ya. Şu an elimde sadece kendi çektiğim kahve var. Onda öğütücümle ayarı bozulduğu için öğütücüm yok. Ayarı bozuldu öğütücüm. Çok ileri bir tarih için düşünebiliriz efendim. Öğütücümün ayarı bozulduğu için kendi, yani bu ayarda çekiyor sadece. Tek ayarda çekiyor artık. Normalde 13 ayarda çekiyordu. Makineye göre kahve yok. Birazcık daha bundan ince olması gerekiyor normal şartlarda. Yani Türk kahvesi kadar ince de değil. Filtre kahve kadar kalın da değil. İkisinin ortası bir kahve olması gerekiyor ama birazından şimdi makineyi denemek için bir denemek gerekiyor. Normal vermesi gereken kahve köpüğünü vermeyebilir. Yani bu makinenin suçu günahı değildir, bizim günahımızdır diyorsun. Aynen. Evet, makine çok hafif. Allah! Çubuk çok sert. Makineyi tutmadan dönmüyor. Evet, bu da eksi. Şu an çift kahve yaparken
Tamam, ama büyük bardak ama yapmayacaksın işte. Ama hayır, latte ve cappuccino makinesiyse şu varsa bir tık daha bunun geniş olması gerekiyordu. Yani bu iki büyük bardağın sığacak kadar, şuranın da aynı şekilde. Mesela burası bakayım ısınmış mı? Şu an sıcak değil. Şu buhar çubuğunu bir çalıştıracağım. Orada bak aktif olmayan bir tuş daha var, o ne? Aynen işte buhar çubuğunu bir çalıştırayım bakayım bir saniye. Aa, bu aşağı inmiyor. Diğer makinedeki gibi değil. Diğer evet. Makinedeki aşağı şöyle eğiliyordu. Şu an buhar tuşuna bastık. Bakayım. Allah Allah. Biraz daha sessiz konuşursanız. Diğerinin buhar çubuğu sanki daha iyiydi. Evet. Evet, öyleymiş. Pardon. Hiç köpük yok galiba. Evet. Çünkü sen köpüğü hak etmiyorsun şu an Melek Hanım bu kahveyle. Muhtemelen bizim kahveden kaynaklı köpüklü olmadı ama. Yok yok, o bizim kahvenin günahıdır. Evet. Ve geceyi yine ben kurtardım. Döndür diyor açıklamada. Melek Hanım hiç döndürmemişti. Bak döndürünce nasıl da köpürdü. Köpük oluyor. Krema değil ki. Ya krema gibi oldu işte. Ne itiraz ediyorsun ha? Bak şimdi bak gülüm. Bak başardık. Bah 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 bah. Bah 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 bah.